diyoruz. Yüklemeyi yapıyorum. En son Revar görüşmelerinde kalmıştık. Revar görüşmelerinde İngiltere ile Rusya anlaşıyor. Neden anlaşıyor? Hemen onu söyleyelim. Yıl 1882 idi. Yıl 1882'de Üçlü İttifak Grubu kuruluyor. Üçlü İttifak Grubu kurulur. Kimlerden oluşuyor? Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya arasında Üçlü İttifak Grubu kurulur. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Bu Üçlü İttifak aslında yavaş yavaş bloklaşmanın başladığı dönemdir. İlk blok Üçlü İttifak bloğu. İngiltere bakıyor ki sömürgelerine giden yol tehlikeye giriyor. O yüzden Rusya ile anlaşması gerekiyor. İşte burada da diyor ya Avusturya'nın bak Avusturya ve Almanya'ya karşı olarak izlenecek politikaları görüşmek amacıyla Reval'de görüşüyorlar. Ama 1907 yılında zaten Rusya ile Fransa anlaşmıştı. Hocam benim birazdan alan dersim. Tamam Şükrücüğüm. Tamam estağfurullah görüşürüz. Sonra anlaşıyorlar. 1908 yılında Reval'de görüşüyorlar. Bu gizli toplantıyı Osmanlı Merkez Hükümeti duymuyor ama kim duyuyor? Makedonya'da bulunan Yüzbaşı Resteni Niyazi Bey ve Enver Bey. Bunlar Reval görüşmelerini gazetelerden oradan buradan öğreniyorlar. Diyorlar ki Allah yandık. Biz ne yapalım? Hemen ikinci meşrutiyeti ilan edelim. Osmanlı'yı parçalayacaklar diye Makedonya'da olayları başlatıyorlar. Yüzbaşı Nesterli Niyazi Bey ve Binbaşı Enver Bey. 1908'de Selanik Hükümet Konağı'nı işgal ediyorlar. İttihat Terakki'nin Rumeli'de başlayan bu ayaklanma gittikçe yayılıyor. Resteni Niyazi Bey hürriyet kahramanıdır. Geçen yıllarda çıktı bu soru. 1913'te öldürülme sebebinin karanlık kalmış ve kendi koruması tarafından vurulmuş olması nedeniyle ne şehittir ne gazi güme gitti Niyazi sözü de bu Resteni Niyazi Bey'indir. Bir de Niyazi Bey çok fazla yanında geyiğini gezdirirmiş. Her muhabbette de geyikten bahsedermiş. O yüzden geyik muhabbeti de bu Resteni Niyazi Bey'den kalma. Hürriyet kahramanı Resteni Niyazi Bey, Makedonya olayları dedik. Ve ikinci meşrutiyeti ikinci Abdülhamit Korkarak tekrar ilan ediyor. 1908 yılında Reval görüşmelerinin ardından Makedonya olayları gerçekleşir ve ikinci Abdülhamit ikinci meşrutiyeti büyüyen ve önlenemeyen silahlı ayaklanmalardan sonra ilan eder. İkinci meşrutiyet ilan edilir. 40 gün kadar dayanıyor bu şeye, ikinci meşrutiyetin ilanına ama sonra ilan ediyor. İkinci Abdülhamit kapalı bulunan parlamentoyu yeniden toplama kararı alıyor. Ama bu sefer de yeni bir şey var. Seçimlere partiler katılıyor. Osmanlı Devleti'nde ve Türk tarihinde ilk siyasi partiler ikinci meşrutiyette var. İttihat-ı Osmaniye, İttihat-ı Terakki'ye dönüşüyor. Onun yayın organları Meşveret, Mizan, Tanin, Şura-i Ümmet ve İçtihat. Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruluyor. Doktor Rıza Nur, Damat Ferit, Müşir Fuat Paşa tarafından kurulmuş. Ahrar Fırkası Prens Sebahattin tarafından kuruluyor. Terakki, Volkan, Serbesti gazeteleri var. Şu ikisi çok önemli siyasi partiler. Zaten 31 Mart olayında çıkartacak olan İttihat Terakki ve Ahrar Fırkası. İttihat Terakki Türkçü bir parti. Ahrar da ümmetçi bir parti. İbat Fırkası, Fedakaran Millet Cemiyeti, İttihat-ı Muhammediye, Osmanlı Demokrat, Mutedil Hürriyetperver, Milli Meşrutiyet, Osmanlı Sosyalist Fırkası, Halaskar Zabitan gibi siyasi partiler var. Burada bilmeniz gereken şu, Osmanlı Devleti'nde ilk siyasi partiler ikinci meşrutiyette var. İkinci meşrutiyette Mebusan ve Ayan meclisleri birleşmiş, Meclisi Umumi adını almış. Bu meclisin ilk başkanı Ahmet Rıza'dır. Ahmet Rıza Osmanlı'nın ilerlemesini ilk kez şahıs ve siyasal rejim değişikliği de değil, toplum yapısında gören kişidir. Ahmet Rıza 1908 yılındaki meclis başkanıdır. İkinci meşrutiyet Türk tarihinde ilk kez çok partili hayatın yaşandığı dönem. Meşrutiyet yeniden ilanıyla 76 anayasası değişiklik yapılıyor ve padişahın sürgüne gönderme, haber alma yani jurnalci faaliyetler, polis araştırması yapma, meclisi kapatma yetkileri kısıtlanıyor. Meclisi vukalanın yani bakanlar kurulunun padişaha karşı sorumlu olması yerine meclise karşı sorumlu olması getirilerek meclisin gücü arttırılıyor.
İkinci meşrutiyet ilan edilmiş, 30 yıl sonra istibdat kaldırılıyor. 1908 yılında Selim Sırrı Tarcan tarafından Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kuruluyor. Osmanlı ilk kez 1912'de Stockholm Olimpiyatlarına katılmış. Bu da sorulabilir güncelde. Osmanlı'da atletizm alanında Mıgırdıç Mıgırdıyan ve Vahan Papazyan adlı iki Ermeni sporcu temsil etmiş. Osmanlı formalarını ise İsveç Büyükelçisi dikmiştir. İsveç Büyükelçisi'nin eşi dikmiştir. Stockholm Olimpiyatlarına katılıyor Osmanlı. İşte 31 Mart olayı çıkacak. Değerli öğrencilerim, İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'ni kuran Derviş Vahdet'in çıkarttığı neydi bu İttihat-ı Muhammediye? Bak şurada. İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti. Bir siyasi parti. Evet, güzel. Said Nursi, Derviş Vahdet tarafından kurulmuş İttihat-ı Muhammediye. İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti'ni kuran Derviş Vahdet'in çıkarttığı Fransızca Volkan gazetesi kışkırtıcı yazılar yazınca Arhar Fırkası'na yakınlığıyla bilinen Serbesti gazetesi yazarı da Hasan Fehmi İttihatçılara karşı şiddetli muhalefet yapmış ve Galata Köprüsü üzerinde öldürülmüş bu iki kişi. Yani Derviş Vahdet ve Hasan Fehmi öldürülüyor. Galata Köprüsü'nde öldürülünce bardağa taşıran son damla olmuş. Cenaze töreninde büyük bir gösteri oluyor ve İttihatçılara karşı katil yaftası vuruluyor. 13 Nisan'da halkın da katılımıyla İttihatçılara hedef alan 13 Nisan aslında tarihi. 13 Nisan 1909 Rumi takvime göre 31 Mart'ta isyan patlak veriyor. Burada İttihat Terakki ile Ahrar İttihat-ı Muhammedi arasında bir kavga çıkıyor. İşte bu kavgayı önlemek amacıyla İttihat Terakki Selanik'te bulunan 3. orduyu harekete geçiriyor. Selanik'ten gelen bu orduya daha sonra Mustafa Kemal Hareket Ordusu adını verecek. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordunun kolağısı Mustafa Kemal, Kazım Karabekir gibi subaylar da var. 24 Nisan'da isyanı bastırıyorlar. Ayaklanmacıların önderleri Divan Harp'te idam ediliyor. İşte bu ayaklanma rejime karşı çıkan ilk ayaklanmadır. Hangi rejime? Meşrutiyet rejimine karşı çıkan. Çünkü bu isyan sırasında şöyle söylüyorlar. Padişahımızdan ne istediniz? Meşrutiyet diye zındık bir rejim getirdiniz. Allah belanızı versin gibi şeyler söyleyince tabii milletvekilleri de şöyle anlıyor İttihat Terakki. Ya bunda padişahın parmağı var. Çünkü padişahı savunan, meşrutiyeti yaftalayan bir şey bu. Rejime karşı çıkan ilk ayaklanma. Mustafa Kemal ilk defa tarih sahnesine bu olayla çıkıyor. Onu da biliyoruz. Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayan'ın 27 Nisan'da 2. Abdülhamit'i tahttan indirme kararı Arif Hikmet Paşa, Ermeni Katolik Cemaati Aram Efendi, Drac Mebusu Esat Paşa ve Selanik Yahudi Cemiyeti Emanuel Karasu bildiriyor. Böylelikle tahttan indirilen Abdülhamit, 2. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah olmuş oluyor. Çünkü 31 Mart olayında padişahın da parmağı olduğu düşünülüyor sevgili öğrencilerim. Bu olaydan sonra 5. Mehmet Reşat tahta çıkartılıyor. 1909 31 Mart olayında tahta meclis kararıyla 5. Mehmet Reşat çıkartılıyor. Bundan sonra inkılap tarihi başlıyor. İşte inkılap tarihinin 1911'de başlatıyoruz ya. İnkılap tarihinin ilk konuları padişah 5. Mehmet Reşat ve son padişah 6. Mehmet Vahudettin arasını da kapsıyor. Onu da unutmayalım ve böylelikle Osmanlı tarihi bununla birlikte bitmiş oluyor. Yani 2. Abdülhamit de bitiyor. İnkılap tarihi başlıyor. 2. Abdülhamit marifetperver olduğunu söyledik. Eğitimden çok iyi anlayan ve eğitimi seven bir kişi. Osmanlı'da ilk fotoğraf stüdyosunda 2. Abdülhamit açıyor. Kur'an-ı Kerim'e ilk kez matbaada çoğaltan 2. Abdülhamit. Çünkü ondan önce günah deniliyor. 2. Abdülhamit döneminde 18 defa 113 milyon sterlin borç para alınmış. Baş yazarlığını Şemsettin Sami'nin yaptığı Sabah gazetesi basın tarihimizde ilk kez miladi takvimi kullanan gazetedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gazetenin başına Ali Kemal geçmiş ve payağımı Sabah olmuştur. İnkılap tarihinde görmüştük payağımı Sabah zararlı gazetelerden birisiydi. Ahmet Mithat Efendi yazı makinası diye biliniyor değil mi? Ahmet Mithat Efendi yazı makinası tarafından Tercüman Hakikat adlı gazete çıkartılmış. İstibdat döneminde yayın hayatına başlayan İktam gazetesi Ahmet Cevdet Paşa çıkartılıyor İktam gazetesine.
Mehmet Akif Ersoy'u Sırat-ül Müstakime'ye, Fatma Aliye ise Kadınlara Mahsus adlı gazeteyi çıkartıyor sevgili öğrencilerim. İşte Osmanlı'da 2. Abdülhamit dönemi de bu şekilde bitiyor. 1876'da tahta çıkan 2. Abdülhamit 1909 yılında tahttan meclis kararıyla indiriliyor. Böylelikle Osmanlı tarihi bitmiş oluyor. Biz soru çözelim. Soru çözelim. Şunu yükleyeceğim şimdi. Evet, Osmanlı dağılma dönemi testine gelmiş olması lazım test. Osmanlı dağılma dönemini çözeceğiz. Evet, dağılma dönemi şurada. Bakalım anlamış mıyız dersimizi. Bundan sonraki dersler İnkılap Tarihi diye Usta Eğitim TV'de izleyebilirsiniz. İnkılap Tarihi ve Çağdaş orada yükleniyor. Dağılma Hocam, testi. Ders olmayacak mı? İşte onları bir saniye. Onları şeye yükledim ben. Canlı dersleri oraya yükledim. İnkılap Tarihi ve Çağdaş'ı. Ben de 2 haftada bir artık görüşürüz şeyden, yazışmalardan. Test çözeceğim bundan sonra. Çünkü aynı dersi şeyde anlattım ve yükledim. Hatta kağıdı aldım önüme, tahtada anlatır gibi anlattım. Biz bundan sonra test çözeceğiz. İnkılap ve Çağdaş'ı oraya aldım. Biz bundan Tamamdır. Sonra çözelim. Siz oradan devamlı dinleyin. Anlamadığınız yerleri yine derslerimizde sorabilirsiniz. Bir de yüz yüze başlayacak ya şimdi. Pazar günleri de yüz yüze başlayacağı için. Yani açılacak büyük ihtimalle. Ondan böyle bir şey oldu. Değerli öğrencilerim, dağılma dönemine başladık. Gerileme dedik, dağılma dedik. Şurada dağılma başlıyor. Başlıyoruz. Seçerek gideceğim dağılmada. İşlediğimiz yerleri daha çok. Çünkü daha önce çözdük onları. Aşağıdakilerden hangisi 1. ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları arasında yer aldığı söylenemez. Osmanlıcılık ilk fikir akımı, Osmanlıcılık ilk fikir akımı, Türkçülük... Panslavizm değil mi hocam? Pan-İslamizm var, Pan-İslavizm yok. Bu şeyin fikir akımı. Panslavizm, evet. Aferin, çok güzel. 19. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için devlet politikası haline getirilen Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi düşüncelerin ortaya konulduğu görülür. Hangisi bu akımların etkisiyle meydana gelen olaylar arasında gösterilemez? Tabii ki müsaderenin kaldırılması. Müsadere. Evet, çünkü müsadere 2. Mahmut dönemi. Bu fikir akımları da Tanzimat Fermanı ile başlıyor. 19. yüzyılda İngiltere aşağıdaki hangi anlaşma sonrasında Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına en uygun şekilde parçalama politikası izlemiştir? Berlin olabilir mi hocam? Berlin tabii ki. Berlin Anlaşması. Güzel. Hangisi İstanbul Tersane Konferansı ile ilgili bir durum değildir? Bu konferansın toplanmasında İngiltere, Rusya'nın panslavist politikası etkili olmuştur. İngiltere, Balkan milletlerinin sorunlarına çözüm bulmak İstanbul'da milletler arası bir konferans toplanmasını sağlamıştır. Birinci Meşrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalışmış Osmanlı, Rusya konferansta Avrupa devletlerine karşı Osmanlı'yı desteklemiştir. Yanlış. Denizli olacak. Çok güzel. Hangisi Berlin Anlaşması ile ilgili değildir? Bu anlaşma İngiltere Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu anlaşma ile İngiltere'de Osmanlı toprakları. Doğru. Ermeni meselesi ilk defa uluslararası anlaşmada yer alarak Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi ortaya çıktı. Bu Ayastefanos da ilk olarak... Yanlış hocam. Evet, bu yanlış. Çünkü ilk defa uluslararası bir anlaşmada yer alması... Bak burada şöyle bir şey var ama. Bir dakika. Ermeni meselesi ilk defa uluslararası bir anlaşmada diyor ya. Berlin uluslararası bir anlaşma ama Ayastefanos. Ha doğru. O, evet, o Rusya ile Osmanlı arasında. Pardon. Ha, ona dikkat edelim burada. Osmanlı 19. yüzyılda en çok toprak kaybetti. Doğru. Anlaşmada en karlı Bosna Hersek üzerinde haklar iddia eden Avusturya ve Kıbrıs üst alarak İngiltere. Doğru. Rusya bu anlaşmayla sıcak denizlere inme politikasından tamamen vazgeçmiştir. Yanlış.
Bakın bu soru önemli. B şıkkını işaretleyip geçseydik yanlış yapardık. O zaman doğru olduğunu düşünsek bile ne yapmamız lazım? Bütün şıkları okumamız lazım. Buna dikkat edin sevgili öğrenciler. Devam edelim. XIX. Yüzyılda Viyana Kongresi'nden sonra Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durumdan dolayı hasta adam olarak nitelendirilen devlet hangisidir? Kim dedi Osmanlı'ya hasta adam? Rusya. Rusya dedi. Osmanlı Devleti'nde bağımsızlık için kara örgü önderliğinde isyan eden kimdir? Ermeniler. Sırplar. Kara örgü. Ya. Yorgi. Evet. Geçtik. Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak. Toprakları Avrupa Devleti'nin koruyuculuğu altında olacak. Hangi anlaşmaydı o? Paris demek istiyorum ama yanlış demek de istemiyorum. Doğru. Doğru. Paris. 1856 Paris. Doğrudur. Osmanlı'da ilk defa parlamento kavramı hangisiyle oldu? Kanuni esası Kanun olabilir. esası, aferin, parlamento açıldı, meclis açıldı yani. Sırpların ilk önce imtiyaz, sonra özerk, sonra da bağımsız olduğu hangi anlaşmalar? Bükreş'te ne oldu? İmtiyaz. Edirne'de ne oldu? Özerk. Berlin'de ne oldu? Bağımsız. Üç aşamalı bağımsız olmuştu. Tamamdır. Hangisi Osmanlı Devleti'nde padişah yetkilerinin sınırlandırılması ile ilgili aşamalardan biri olduğu söylenemez? Vakai Hayri. Vakai Hayriye, aferin. Çok güzel. O Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıydı. Osmanlı Devleti'nin 78 Berlin Anlaşması'ndan sonra dağılma dönemine girdiği kabul edilir. Yani parçalanma diyelim, dağılma değil de. Şöyle diyelim, orayı düzelteyim. Parçalanma diyelim. Parçalanma dönemine girdiği kabul edilir. Bu duruma hangisinin neden olduğu söylenebilir? İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak Denizli. bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi. Evet. Bundan dolayı girdiği söylenebilir. 1882'de İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli eyaletlerinden biri olan Mısır'ı işgal etmesinin nedeni nedir sizce? A olabilir mi hocam? A değil mi A. hocam? Süveyş Evet, kanalı. A. Süveyş kanalını kontrol etmek istemesi kesinlikle doğrudur. 19. yüzyılda görülen fikir akımlarından Türkçülüğün güç kazanmasında etkili olan önemli düşünürler arasında hangisi gösterilemez? Prens Sabahattin. Prens Sabahattin. Evet, bu zaten Adem'i merkeziyetçi bir düşünceye sahip. Eyalet yönetimi falan filan. Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Nabık Kemal bunlar Türkçülüğün önemli kişilerinden. Şuna gelelim. 1908'de gerçekleşen ikinci meşrutiyetin ilanından hangisi etkili olmuştur? İkinci meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur? Terakkiperver Serbest. Cumhuriyet Partisi değil mi? Olur mu İttihat ve Hayır. Terakki hocam. İttihat Terakki. O Değil mi hocam? Gökhan, Gökhan senin dediğin şeyin Kazım Karabekir'in Şey, kurduğu evet, parti. ben onu karıştırdım. Karıştırdın. Terakki görünce karıştırdın. 1899'da 2. Abdülhamit tarafından açılan ve Türkiye'nin ilk çocuk hastanesi olan hangisidir? Şifahane değil mi hocam? Şişli Etfal. Etfal kıfıldan gelir. Çocuk demektir. TF çocuk. Doğru. Şişli Etfal Çocuk Hastanesi. 30. soru. 2. Abdülhamit döneminde ihalesi Almanlara verilen 3B demiryolu projesi. Berlin, 1 2 3 Bağdat, 1 2 Basra. Evet, 3B. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra yaşandığı söylenebilir? Dikkat edin, ikinci meşrutiyetin ilanı. Daha Yalnız 3 sonrası. değil mi? Yani şey 3 var. 3 var değil çünkü ikinci meşrutiyetin ilanından önce reval görüşmesi.
1908 değil miydi hocam revel görüşmeleri? Evet 8 ama ikinci meşrutiyetin zaten ilan edilme sebebi budur. Yani revel görüşmelerinden sonra olay patlak veriyor. 1-2 olabilir mi hocam? O zaman 1-2 tabii ki. Bakın şunu asla unutmayın. İkinci meşrutiyet ilanı sırasında Girit Yunanistan'a bağlanıyor. Bir de Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Bu karışıklıkla. Yani ikinci meşrutiyetin ilanından sonra oluyor o gelişmeler. Reval görüşmesi önce. Devam edelim. Şuradaki soruya. Osmanlı Devleti'nde cemaat kavramı Hristiyan, Ermeni, Musevi topluluklar için geçerliydi. Fatih tarafından devletle Ortodoks halkın ilişkilerini düzenlemek amacıyla hangisi görevlendirildi? Ortodoks halkın. Dikkat edin. Fener Patrikhanesi. Fener Patrikhanesi. Aferin. Fener Patrikhanesi. Çok güzeldi. Devam. Osmanlı şuraya gelelim son sorulara. 1839 ile 76 yılları arasında yaşanan gelişmelere Tanzimat dönemi denmiş. Tanzimat döneminde hangi padişahlar vardı? Adana değil mi hocam? Hayır. Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat. 1839'da 2. Mahmut ölüyor. Tanzimat fermanından sonra Tanzimat dönemi yaşanıyor. Kanun-ı Esasiye kadar geçen süre. O zaman Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında yaşanan kargaşadan yaralanarak bağımsızlığını ilan eden kimdir? Bulgarlar. Bulgarlar. Bulgarlar demiştik. Güzel. Bulgarlar. Başka bir soru. Şunda. Şu. Osmanlı Devleti dış borcu 19. yüzyıl ortalarında Kırım Savaşı ile almış ve devam eden yıllarda da borca devam etmiş. Bu bilgi göz önüne alındığında Osmanlı Devleti'nin en çok hangi devletten borç aldığı söylenebilir? İngiltere. Hayır. Fransa değil mi hocam? İlk borç İngiltere, en çok Fransa demiştik. Evet, en fazla Fransa, ilk defa da İngiltere. En çok hangi devletten? Fransa'dan. Zaten borçlar sorunu da Fransa'yla yaşayacağız. Osmanlı Devleti hangi anlaşmada ilk defa kapitülasyonların kaldırılması için girişimde bulundu? Paris'te. 1856 Paris. Kırım Savaşı'ndan sonra. ...19. yüzyılda yazarların tamamının kadın olduğu ilk Türk gazetesi. Şükrü Fezar mıydı hocam? Şükrü Fezar. Merhaba. Yok yok, Şükrü Fezar. Evet. Çiçek Bahçesi. Kadınlara mahsusu Fatma Aliye çıkartıyor. Fatma Aliye. Aferin Emre. Onu Fatma Aliye çıkartıyor. Şükrü Fezar ilk. Çiçek Bahçesi attı. Hangisi Mehmet Akif Ersoy'un çıkarttığı gazetelerdir? Şurada. 34. Evet. Soru. İki üç mü hocam? İki ve üç. Bursa gibi geldi bana hocam da. İki ve üç. Aferin Gökhan. Sıratül Müstakim ve Sebilür Reşat. Bu ikisini Mehmet Akif çıkartıyor. Sıratül Müstakim ve Sebilür Reşat gazeteleri. Son sorulara geldik. Türk Kızılay'ın başkanı kimdi? Sultan Abdülaziz'in hekim başılığı. Marco Paşa. Marco Paşa. Aferin. Şu soruyu da soralım. Hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'a defnedilen ilk padişah kimdir? İkinci Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Bu güzel dersi benimle paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Sevgili öğrencilerim, bütün şeyler